Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. Aksaray Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri trafik akışını tehlikeye sokan ve özellikle son zamanlarda kağıt ve hurda işi yapanların at arabalarından duyulan rahatsızlıkla ilgili çalışma başlattı. Yetkililer yaptıkları uygulamada at arabalarıyla çalışma yapan vatandaşları saçtıkları tehlike konusunda uyardı. Aksaray Belediyesi şehir merkezinde trafiği tehlikeye sokan at arabalarıyla ilgili özel bir ekip kurarak çalışma başlattı. Aksaray Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yaptıkları uygulamada at arabalarıyla işlerini yapan vatandaşları şehir merkezinde bu çalışmaları yapamayacakları konusunda bilgilendirme yaptı, gerekli uyarılarda bulundu. Ana yollara çıkmak yasak, şehir merkezine, belediyenin şehir merkezine aracı akıllı çıkmak yasak. Uyarıları dikkate almayanların ise bir sonraki aşamada arabalarına el koymak kaydıyla çalışmaların devam edeceği vurgulandı. Uygulamayla ilgili Aksaray Belediyesi tarafından yapılan açıklamada çarşı merkezinde özellikle gündüz belli saatlerde aşırı trafik yoğunluğu yaşandığından trafik akışını aşırı şekilde etkileyen at arabalarıyla ilgili şikayet ve tespitler üzerine öncelikle uyarı kapsamında böyle bir uygulama başlatılmıştır. At arabalarıyla işini yapan vatandaşlarımız bu konuda hassasiyetle kurallara uymaları konusunda bilgilendirme yapıldı ve gerekli uyarılarda bulunuldu ifadelerine yer verildi. Açıklamada uyarıları dikkate almayanlar için ise bir sonraki aşamanın arabalarına el konulmak kaydıyla çalışmaların devam edeceği söylendi. Aksaray Belediyesi Devlet Hastanesi'nde yeni doğum yapan anne ve ailelerin kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlamak amacıyla Hoş Geldin Bebek uygulaması başlattı. Doğumdan ölüme kadar yaşamın her döneminde hizmet veren Aksaray Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla yeni doğanlar için Hoş Geldin Bebek projesi başlattı. Aksaray Belediyesi tarafından yürütülen Hoş Geldin Bebek uygulaması kapsamında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli tarafından Şammaz Vehbi Ekecik Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde yeni doğum yapan anneler ziyaret edilerek yeni bebek sahibi olan ailelere içerisinde anne bebek bakım çantası, ateş ölçer, emzik, zıbın takımı, bebek şampuanı ve battaniyesinin yer aldığı Hoş Geldin Bebek paketi teslim edildi. Hoş Geldin Bebek projesiyle Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli tarafından alınan bilgilerle yeni bebeği olan aileler hastane odasında bizzat ziyaret ediliyor. Hayata geçirdiği projeler ve hizmetlerle gönüllere dokunmayı başaran Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'nın talimatı doğrultusunda ilerleyen projede aileler uygulamadan memnun olduklarını belirterek teşekkür ediyor. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, halka en iyi hizmet sunma çabalarını en başından bu yana sürdürdüklerini ifade ederek, vatandaşlarımızın zor günlerinde taziye çadırı hizmetimizle yanlarında olurken, bebek seti hediyemizle de en güzel günlerinde yanlarında olmaya devam ediyoruz. Başlattığımız projeyle inşallah çok sayıda ailemize ulaşacağız. Aksaray Belediyesi olarak vatandaşlarımızın sadece rutin belediyecilik hizmetleriyle değil, sosyal hayatta da her zaman yanlarında olduğumuzu gösteriyoruz dedi. Yoğun gündeminden fırsat buldukça bizzat kendisinin de aileleri ziyaret ederek hediyelerini takdim edeceğini söyleyen Başkan Yazgı, belediyemizin güler yüzlü personeliyle başlattığımız projemiz devam edecek dedi. Aksaray'ın birçok noktasında sıcak asfalt çalışması gerçekleştiren Aksaray Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Paşacık Mahallesi 1658. sokakta çalışmalarına devam ediyor. Aksaray Belediyesi altyapı sistemlerinde başlattığı seferberlikle birlikte Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'nın talimatları doğrultusunda üst yapı çalışmalarına hız verdi. Çalışmalarına hız veren fen işleri ekipleri şehir merkezinden kırsal kesimlere kadar neredeyse her mahallede yol bakım ve onarım, yeni yol açma ve genişletme, kaldırım onarım ve yeni kaldırım yapımı çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Fen işleri ekipleri Paşacık Mahallesi 1658. sokakta sıcak asfalt çalışması gerçekleştiriyor. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, altyapı ve üst yapı çalışmaları hakkında kısa bir değerlendirmede bulundu.
Ekiplerin yoğun bir tempoda çalıştığını belirten Başkan Yazgı, Aksaray'ın en büyük sorunlarından bir tanesi olan altyapı sorununu köklü ve uzun vadede kalıcı olarak yenilmek için seferberlik başlattık. Altyapıya önem verdiğimiz bu yıl çalışmalara paralel olarak asfaltlama ve özel sıcak asfalt çalışmalarımız da hızla devam ediyor. Vatandaşlarımızın beklentisi doğrultusunda çalışmalarımız planlı ve programlı bir şekilde devam edecek. Tüm çalışmalarımızı köklü bir şekilde yapmak ve yapılan hizmetlerin kalıcı olması için uğraş veriyoruz. Bu anlamda da hemşerilerimizin samimiyetine ve sabrına çok teşekkür ediyorum. Hizmet noktasında kendimizle yarışıyoruz. 4 yıl içerisinde hizmet gitmeyen hiçbir mahallemiz kalmadı. Aksaray'ımıza dev projeler kazandırdık ve kazandırmaya devam edeceğiz inşallah dedi. Aksaray Belediyesi tarafından kurulan ve Ramazan ayı dolayısıyla kapanan Hanımeli El Emeği Pazarı yeniden kurulmaya başladı. Bu hafta içerisinde yeniden kurulan Hanımeli El Emeği Pazarı'nda üretici kadınların sürpriz bir ziyaretçisi vardı. Ev hanımlarına yönelik düzenlenen bir seminer için Aksaray'a gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgın'ın eşiyle birlikte Hanımeli El Emeği Pazarı'nı ziyaret ederek standları tek tek gezdi, kadınlarla sohbet etti. Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte Aksaray Belediyesi tarafından her hafta çarşamba günü Cumartesi Pazarı pazar alanında kurulan Hanımeli El Emeği Pazarı tekrar açıldı. Girişimci kadınlara yönelik hayata geçen Hanımeli Pazarı'nın bu hafta özel ziyaretçileri oldu. Ev hanımlarına yönelik düzenlenen finansal okuryazarlık ve kadının ekonomik güçlenmesi eğitim semineri için Aksaray'a gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgın Neşe Hasibe Yazgı, Türkiye Odalar Borsalar Birliği, Aksaray Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aysun Akkurt ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İsrafil Aktürk eşliğinde Hanımeli Pazarı'nı ziyaret ederek pazarda bulunan standları tek tek gezdi. Hanımeli Pazarı'nda üretici kadınlarla sohbet eden Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu, hanımlara Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan'dan getirdiği selamı ileterek pazar çalışmaları hakkında bilgiler aldı, hayırlı kazançlar diledi. Pazarda gıda üretimi ve yöresel ürünlerin tadına bakan ziyaretçiler, daha sonra Hasibe Yazgı eşliğinde Aksaray Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Selime Sultan Kadın Aktivite Merkezi'ni gezdi. Muazzam bir şey. Aksaray Belediyesi'nin kadınlara yönelik hizmet ve projelerini yerinde gezen gören Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu, Hanımeli Pazarı'ndan çok etkilendiğini ve Aksaray'da kadınlara yönelik açılan kadın aktivite merkezlerinin tüm Türkiye'ye yayılması gerektiğini dile getirdi. Vallahi çok mutluyuz. Biz olumlu enerjiyle gelmiştik ama daha fazla olumlu enerjiyle Sayın Başkanımızın eşleri sayesinde güzel şeylerle karşılaştık. Bakanımızın selamlarını getirmiştik. Buradan da selamlar getireceğiz Sayın Bakanımıza. Gerçekten çok örnek çalışmalar yapılmış. Türkiye'ye yaygınlaşması için biz bakanlık adına bu konuda elimizden geleni yapacağız. Bütün yerel yönetimler inşallah bu hassasiyetle çalışmalarına devam ederler. Burada gerçekten çok güzel, iyi uygulama örnekleri var. Çok mutlu olduk. İnşallah Türkiye'mize de bu örnekler yaygınlaşır diye bekliyoruz, ümit ediyoruz. Finansal okuryazarlık ve kadının ekonomik güçlenmesi semineri için Aksaray'a gelen heyet daha sonra Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nü ziyaret ederek İl Müdürü İsrafil Aktürk'ten Aksaray'da yürütülen sosyal hizmet faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Aksaray Belediye TV ailesi olarak Ekim 2017 tarihinde test yayınına başladığımız bu ekranda belediyenin haberlerinin yanı sıra duyuru ve anonslarla birlikte Aksaray'ın tanıtımıyla hikayesi olan insanlara bir şeyler anlatan haberlerimizle karşınızda oluyoruz. Bundan sonra yeni bir içerikle bizim mikrofon ekibimiz ilginç konularla ve sorularla sokağın nabzını tutacak. Evet, yapılan ilk röportaj görüntüleriyle sizlere veda ediyoruz. Hoşça kalın. Bye.
Bahsedince aklıma hiçbir şey gelmiyor ki. Aksaray'ımız çok gelişmekte. Evliyalar diyarı, 7000 evliya olduğu söylenir Aksaray'ımızda. Kendi Anadolu insanı olarak tarımla, hayvancılıkla uğraşılmakta. Aksaray'ımız güzel diyarlar şehri. Bu Aksaray'ın güzel olmasının nedeni ulaşımın çok iyi olması, bu bölgenin tarıma elverişli olması. Türkiye'nin ortasında olması, şartları güzel. Fabrikalar, iklimimiz, şartlarımız şu anda yani diğer illere göre iyi. Aksaray'a geleli çok fazla olmadı. Yaklaşık 3 aydır buradayım. Kendi gözlemlerimden yola çıkarak söyleyebileceğim tek şey şu. Tarımın çok gelişmiş olduğunu düşünüyorum. Tüm köylerinde olsun, şehir içinde olsun, hem fabrikaları olsun. Sürekli yeni fabrikalar açılıyor. Sadelik. Kesinlikle sadelik. Ben Aksaray'ı seviyorum. Çoğu insan her ne kadar küçük olduğu için beğenmese de Aksaray'ın sadeliği ve küçük şehir ruhu beni gerçekten içine alıyor. Her tarafta parkımız var. İnsanlarımız bence güzel. Samimi insanlarla tanışıyorum ben genelde. Aksaray sadeliğiyle beni cezbeden bir yer. Aksaray'ı tek cümleyle anlatırım. Vilayetler şehri. Tek cümlede. Bilemedim. Tek cümlede. Aksaray yani. Sonuç olarak. Tarım ve hayvancılıkta ilerliyor. Gelişmekte olan bir şehrimiz. Yani memnunuz. Güzel bir şehrimiz. Daha da iyi olacak inşallah. Aslında pek haz almıyorum bu şehirden ama yine de kendi memleketi olunca insan bir başka özlüyor başka bir yere gidince. Ben mesela Maraş'ta bir sene falan okudum. Özlüyor insan yani Aksaray deyince. Hasandağ Helvetere tarafı çok güzel. Somuncu Baba geliyor. Yani güzellikle turistik yerlere geliyor işte. Aksaray'ın Evliya şehri. Aksaray deyince aklımıza Ihlara Vadisi geliyor. Selim'e katlanır geliyor. Aksaray'ı tek cümleyle gelişmesi gerekiyor. Ya bir maraklısı var ama yani bu yaşam etki eden bir şey değil. Bence bir şehrin akla gelmesi gerekiyorsa bir şeyi yaşam etki etmesi lazım. Bir hayvanın yaşamı etki ettiğini düşünmüyorum yani. Aksaray deyince aklımıza malaklı köpekler gelir, hayvancılık. Valla biz Aksaray deyince aklımıza direkt Gönce geliyor. Çalışma geliyor. Güzel yani. En güzel bir şehirdir Aksaray. Büyüyen bir şehirdir, kalkınan bir şehirdir. Aksaray güzel bir şehir, yaşanacak yer. Turistik bölge. Güzelliğiyle, insanlığıyla. Malahan yani. Her şeyle çok güzel. İnsanları çok sıcak ve cana yakındı. Misafirperveriz. Bu kadar yani. Merttir insanları.